Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Fatoş ile biz bize kanalda nasılsınız canlar? İnşallah çok 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 iyisinizdir. Bizler şükürler olsun elhamdülillah iyi diyelim iyi olalım. Yine bir tarifle karşınızdayım. Bunun için iki tane uzun patlıcan kullanacağım. Ne yapacağız? Patlıcanlı meyane kebabı yapacağız. Öncelikle pijama şeklinde yani zebra şeklinde soyarak işleme başlıyorum. Hala kanalımıza abone değilseniz ücretsiz olarak abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızla da yalnız bırakmazsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Destek olan herkese selam olsun. Şimdi küçük küçük doğruyorum patlıcanları. Olabildiğince küçük doğrayacağım. Ve tuzlu suda bekletmek için kabıma alacağım. Ben 15-20 dakika bekleteceğim. Siz daha fazla da bekletebilirsiniz. Bol miktarda suyumu boşalttım üzerine önce bir elimle karıştıracağım. Sonra ağırlık yapması için üzerine bir tabak koyup kenara alacağım. Malzemelerimizi görelim. 2 tane soğan kullanacağım. Ben siz orta boy ya da büyük boy fark etmez. Çok seviyor bu yemek soğanı, sarımsağı. 1 tane dolmalık biber, 1 tane sivri biber. 2 tane domates, 1 diş de sarımsak kullanacağım yemeğimizde. Hani pilavda sarımsak olur mu demeyin gerçekten çok yakışıyor. Küçük küçük doğruyorum. Gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de sağ alt köşedeki bildirim zilini aktif haline getirebilirsiniz. Öncelikle soğan ve sarımsağı kavuracağım için ayrı bir tabağa alıyorum. Şimdi biberlerimi ortadan ikiye böldüm. İçindeki çekirdeği çıkartıyorum. Tekrar ikiye böleceğim. Yani dörde bölmüş olduk. Küçük küçük doğramaya devam ediyorum. Dolmalık biberimi şimdi doğrayacağım küçük küçük. Hemen arkasından domateslerimi doğruyorum. Doğrama işlemin bitti. Şimdi süzmüş olduğum patlıcanların fazlalık suyunu kağıt havlu peçete yardımıyla sıkarak alıyorum. Hani yağ bıraktığımız zaman sıçramaması için, herhangi bir tehlikeyle karşılaşmamak için bakın fazlalık suyunu nasıl çekiyor. Elimle sıktığım zaman sanki biraz daha eziliyormuş gibi geliyor. Şimdi tencereme aldım, üzerine yağımı koydum, kızdırdım. Patlıcanları içerisine bırakacağım. Çok fazla kızartmayacağım, rengi dönecek, hafif kızartacağım. Ara ara ocağım yüksek ateşte. Öncelikle ara ara kısacağım, ara ara yükselteceğim. Kapak kapatacağım, daha güzel buharıyla pişmesini sağlayacağım. Rengi dönecek, bayağı yumuşayacak. Birkaç sefer e, kapağı kapatacağım, açacağım kontrollü bir şekilde. Ara ara ocağı yükselteceğim, tekrar kısacağım. Ocağın başından hiç ayrılmayacağım yani. Bakın hafif döndü. Şimdi çevirip tekrar kapak kapatacağım üzerine. Çok lezzetli bir pilav oluyor. Sade olarak da yiyebilirsiniz. Bakın kapak kapattım. Birkaç dakika geçti. Açtım. Şöyle hafif bir salladım. Tekrar kapağını kapattım. Şimdi alacağız. Kağıt havlu serdim tabağıma. Fazlalık yağını kağıt havlu peçete çekecek. Dediğim gibi denemediyseniz deneyin. Aynı tencerede işleme devam ediyorum. Azıcık yağ kalmıştı. Üzerine tekrar yağ ekledim. Yaklaşık bir çeyrek çay bardağı daha diyebiliriz. Öncelikle doğramış olduğum soğanlarımı ve sarımsağımı yağımın üzerine bırakıyorum. Zaten Tencerem sıcaktı. Farklı bir tencere kullanmayacağım yani. Bir de kavurma yani soğanın kavurma süresini kısaltmak istiyorsanız çok az tuz serpin arkadaşlar. Şöyle birkaç dakika çevirerek kavuruyorum. Hemen üzerine tam rengi dönmedi farkındaysanız biberlerimi ekledim. Şöyle bir çevireceğim. Yine kapak kapatacağım. 1-2 dakika sonra kontrol edeceğim. Şimdi biraz açtım altını. Hani çok da açmadım. Onu da söyleyeyim birden yağını çekip yanabilir. Kontrolü olursak iyi olacak. Şimdi açtım. Bakın rengi döndü. Tekrar kapağı kapatıyorum ama yeterli gelmedi bana çünkü. Tekrar açtım. Şu an iyi. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası karışık olarak kullanacağım. Kokusu çıkana kadar bir kavuracağım çevirerek. Birkaç dakika. Şimdi yine kapağını kapattım. 1-2 dakika ama çok değil. Bir yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Tereyağım kaybolana kadar kavurmaya devam edeceğim. Ben bir su bardağı bulgur kullanacağım. Pilavlık bulgur. Siz miktarı artırabilirsiniz. Bunu da biraz kavuracağım. Üzerine doğramış olduğum domateslerimi ilave ediyorum. Şöyle baharatlarımı ilave edeceğim karabiber pul biberi tatlı toz biber miktarları damak tadınıza göre ayarlarsınız birer çay kaşığı koydum ben devam ediyorum hepsini karıştırarak kavurmaya kavurma işlemimi de yaptıktan sonra tuzumu ilave ediyorum göz kararı atıyorum patlıcan da içine gireceği için tuzlu olacaktır ve o patlıcandan kalan yağı da kullandık biliyorsunuz. Ona göre az kullanırsınız tuz miktarını. Tekrar döndürerek devam ediyorum işlemimi de ama çok kavurmayacağım. Kızartmış olduğum patlıcanlarımı üzerine ilave ediyorum. Bütün yağını çekti havlu kağıdım. Şöyle bir karıştıracağım. Çok ezmeyeceğim ama Su ölçümüzde klasik su bardağı yani 200 milimlik su bardağı kullanacağım. 2 su bardağı kullanacağım kaynar su. 1'e 2 olarak ölçümüz olacak. İkinci bardağımı da boşaltıyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Yine ezmeden karıştırıyorum. Şimdi altını kısıyorum. Evet fokurdamaya başladı. Küçük ocağıma alacağım. Pilav gibi 15-20 dakika içerisinde pişecek. Şöyle bir karıştırıyorum. Ezmeden. Hani tamamen baharatları falan iyice karışsın. Bu arada domates kullanmamış olsaydık su miktarını biraz daha çoğaltabilirdik. Kapağı kapalı bir şekilde. Evet, aradan bir 20 dakika geçti kısık ateşte. Bakın daha sulu bir kıvamda. Birkaç dakika kağıt havlu peçete serdim. Bekleyeceğim. Dinlenmeye alacağım daha sonradan. Şimdi pilavımız pişti, dinlendirdim. Bakalım nasıl olmuş. Bakın kağıt havlu peçete suyunu çekmiş oldu buharını. Gayet güzel kıvamda. Deneyenlerin ellerine sağlık olsun diyelim. Afiyet olsun diyelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. tabakta halini de göstereceğim sizlere. Bana destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet. İnşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Destek olan herkese tekrar tekrar teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.